Star Wars manyaklığı son hızıyla devam ediyor. Artık nereye baksam Star Wars, tuvalete girsem bile Star Wars görüyorum bir şekilde. Her tarafta Stormtrooper'lar bilmem neler falan. O yüzden ben de gaza geldim ve bu sefer kanalımızda Monopoly, Star Wars'ın Monopoly oyunu sizler için kutu açılımını yapmak istedim. Evet, neden? Çünkü şu anda herkes gazlı bir durumda arkadaşlar. Gazdan kendimi tutamıyorum. Star Wars zaten çoğumuzun sevdiği, daha doğrusu çoğumuzun demeyelim de hani bizim gibi nerd olanların veya en azından kendi adıma konuşayım ki hepinizi nerd yaptım. Kendim gibi nerd olanların, bu tür şeylere, oyunlara ilgi duyanların sevdiği bir konsept. Star Wars'u pek sevmeyen görmedim ben. O yüzden Monopoly'de zaten artık... Yani ben bir mektup yazsam 3 sene sonra Göktuğ'un mektubunun Monopoly'si falan diye bir versiyonunu çıkartacaklar. Her bir şeyin versiyonunu çıkarttılar elemanlar. Star Wars'un zaten daha evvelki Monopoly oyunları vardı. Bu da yeni versiyonun Monopoly oyunu. Bu yeni Force Awakens filminin Monopoly oyunu. Daha doğrusu Force Awakens demeyelim de Kylo Ren'i falan gördüğümüz için en azından hani o film geliyor lan artık millete ne kadar itelersek iteleyelim. Yani şu anda herkes gazlı iteledikçe iteleyelim diyorlar ve de iteliyorlar. Bana itelediler mesela. Neyse hemen kutumuzu inceliyoruz arkadaşlar. Birazdan açacağım kutuyu. Made in USA diyor. Şimdi Amerika'da tabii bazen bu milliyetçilik acayip derecelere varıyor. Çin'e karşı düşmanlık seviyesine kadar gelen noktalar var. Mesela her şey made in China olan biraz daha Amerika'da yapın falan şeklinde. O yüzden ne zaman ki Amerika'da bir şey yapılıyor o zaman eşek kadar böyle damgayı basıyorlar Amerika'da yapıldı diye. 8 yaş ve üstü 2-4 oyuncu arası Star Wars tabii Disney George Lucas abimize 4 milyar doları verip basıp şöyle bir Star Wars'u satın aldı. George Lucas abimiz de bunun çoğunu okuduğum kadarıyla %98'ini bağışlıyormuş. George Lucas büyük adamsın diyoruz. Seni seviyoruz George Lucas diyoruz. George Lucas abimize bir alkış gelsin diyoruz arkadaşlar. Bu tür çok parası olan ve bağışlayan adamlara hayranlık duyuyorum. İnanılmaz hayranlık duyuyorum. Adam 4 milyarın ki o 4 milyar şu anda zaten 5 milyar 6 milyar olmuştur. Çoğunu %98'ini bağışlayacakmış. Neyse. Evet tabii ki her Monopoly oyunda figürler oluyor arkadaşlar. Bu oyundaki figürlerimiz Luke Skywalker, Rebel'lardan, Darth Vader, Finn ve de Kylo Ren. Şimdi tabii Kylo Ren değil tabii, Sophia Loren der gibi oldu. Kylo Ren, yani Sophia Loren'in oğlu veya amcası falan değil. Ama ben bu Kylo Ren'i pek de beğenmedim açıkçası. Ne derler ona? Büyük lider Darth Vader'ın iblikçisi gibi falan bir şey duyuyordu. O iblikçi lafı da nereden aklıma gelmiş? Yok bizimkilerde vardı. İblikçi! İblikçi! Falan filan diye. Direktman iblikçi abi herif. Darth Vader lider, Kylo Ren iblikçi. O yüzden benim düşüncelerim böyle. Kutumuzun üstünde Monopoly Star Wars. Sağda solda aynı şey. Altta bir sürü yazı Lucasfilm falan filan diye. Hasbro Gaming. Ondan sonra Parker Brothers ve de arkaya bakıyoruz arkadaşlar. Arkamıza bakmayalım, kutunun arkasına bakalım. Monopoly, tabii ki klasik Monopoly'lerden öte de demeyelim de onların aksine bu sefer yuvarlak bir şey. Neden? Çünkü bu sefer bir şehirde veya herhangi bir yerde dolanmıyoruz. Yeryüzünde değiliz, dünyada değiliz. Bu sefer bir evrendeyiz. Tabii ki sonsuz bir evrendeyiz. Conquer the Star Wars Galaxy. Galaksideyiz yani, evren bile az kalır. Bu arada Evren'e sevgilerimi yolluyorum. Evren ne haber lan? Ondan sonra neyse team up diyor. Play together or rebel or empire side diyor. Şimdi arkadaşlar tabii ki Star Wars'ta bir rebel'lar, asiler var. Bir de empire var ki benim Star Wars'u gördüğümden beridir, bildiğimden beridir. Rebel'lardan hiç haz almam. Direktman dark side'dayım. Bu şeyleri seven arkadaşlar neyi seviyor bilmiyorum. Asileri sevenler falan. Tabii Han Solo falan böyle karizmatik adamlar. Ama mesela Prenses Leia kimdir abi ya? Yani Star Wars deyince Darth Vader de biter abi olay. Darth Vader Star Wars demektir benim açımdan. Tabii yorumlarda belirtebilirsiniz neden Rebel'ları severim. Ama ben Dark Side'deyim abi ne yapalım. Neyse şimdi Conquer Planets işte diğer gezegenleri fethedin diyor. Use the Force gücü kullanın.
bir sürü şey diyor. Gazlıyız zaten. Abi şu an acayip gazlıyım ben Star Wars konusunda. Zaten yani gazımı zor tutuyorum. O yüzden kutunun arkası da böyle. Resim birazdan göreceğiz içinden neler çıktığını. O yüzden fazla gaz iyi değildir. Şimdi şu şekilde. Da 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 Bu sefer kutuyu açarken hayvan adam moduna girmedim. Sakin açtım kutuyu, gücü kullandım. Bazen kutu açarken hayvanlaşıyorum. Şimdi şu şekilde çevirelim. Evet, ve de kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Zan, oyuncak açmak çok eğlenceli oldu, çok hoşuma gidiyor ya, kendim çocuk gibi hissediyorum. Evet, oyun matımız çıktı. Yani mat mı diyelim, ne diyelim buna işte. Bunu da hemen niye açtım? Heyecandan olsa gerek. Bu bir kenarda dursun, ilk önce parçalarımızı inceleyelim. Çünkü benim için kutu açmak büyük bir heyecan ve şereftir. Bir adet oyun kılavuzu arkadaşlar. Tabii ki şeyi de açılış yazısını da aynı Star Wars'un açılışı gibi yapmışlar. Read these pages first. İlk önce bu şeyleri okuyun lan diyor. Oyunu kurun, oynayın. Nasıl kazanacağınızı gösteriyor. Tabii her zaman olduğu gibi arkadaşlar bir kez daha hatırlatayım kısaca. Kanalımızda masaüstü oyunlar için yani kutulu oyunlar için 3 değişik video yapıyoruz. Birinci video kutu açılım videosu oluyor. Kutu açılım videosunda oyundan neler çıktığını görüyoruz. Bu sayede eğer oyundan çıkanları beğenmezseniz veya pek ilginizi çekmezse oyunu zaten oynayacak haliniz olmuyor. Eğer oyundan çıkanları beğenirseniz o zaman bir sonraki videomuz olan Nasıl Oynanır serisindeki videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunda da oyunun nasıl oynandığını anlatıyoruz. Kurallarını anlatıyoruz. Ve de bir veya iki tür oyun oynuyoruz. Ve de üçüncü seri ise daha ileri bir seri. Onda da Oyun Gecesi ismini verdiğimiz bir seri. Onda da birkaç arkadaş toplanıp oyunu oynuyoruz. İşte muhabbet falan filan ediyoruz. Ayrıca oyunun nasıl oynandığını ve de insanların oynarken zevk alıp almadığını gördüğünü falan görüyoruz. Neyse şimdi parçalarımıza geri dönelim arkadaşlar. Dediğim gibi oyun kılavuzu. Siz bu kılavuzu okumak istemeseniz bile zaten Nasıl Oynanır serisindeki videomuzu izlerseniz oyunu zaten oynayabileceksiniz. O kadar da detaylı değil arkadaşlar. Bir önceki kutu açma videomuzu hatırlarsanız Steam Park şey yapmıştım. Steam Park oyununu incelemiştim. Şuradan bir yere falan tıklayarak onun incelemesini görebilirsiniz. Steam Park'ın incelemesini izlemek istiyorsanız. Vallahi oyunu kurmak yarım saatimi aldıydı. Bunda her şey hazır. Monopoly'lerde zaten pek bir detay yok. Evet, kutumuz boşaldı. Bak bu Steam Park'ın ki şeydi. Kartondandı ve de bükülüyordu falan. Bunda tabii ki güzel siyah bir plastik şey yapmışlar. Böylece parçalarınızı daha güzel koyabilirsiniz. Özel bir mold var. Kutumuzu bir kenara koyalım. Bu sefer kutuyu atamayacağım. Genelde kutu açtıktan sonra kutuyu sallayıp atıyorum. Ama bu güzel bir kutu, o yüzden atamam. O yüzden Darth Vader olan saygımdan dolayı şöyle şey, kahve cezvesi, yeni gelenin kahve cezvesi taşır gibi. Evet. Parçalarımızı koyalım şuraya hemen. Oyundan çıkanlar bunlar arkadaşlar. Matı biraz sonra göstereceğim. Oyun kılavuzuna bakmamıza gerek yok. Var da yani bu videoda yok. Hemen bıçağımızı kullanarak bunları da kesiyoruz. İlk önce oyun figürlerimizi inceleyelim. Bunları iyi göremezseniz merak etmeyin. Videonun sonunda bunların 360 derece dönerek şeyleri var arkadaşlar. 360 derece döndürmeli videoları var. O yüzden şu anda iyi göremezseniz bile. Ulan oğlum Darth Vader'ın kafasını kıracağız. Şimdi ne biçim şey bu ya? Aaa! Abi bunu bu kadar sıkı yapmanın ne lüzumun var ya? Şöyle latex masa yapıyorsun. Evet, 4 tane figürümüz var arkadaşlar. Şimdi figürleri başlayalım. İlk önce şey taraftan, asilerden yani light side'dan başlayalım. Burada da pek ışık yok. Buraya bir ışık takayım ben hemen.
Evet, gücü kullandım ve ışık taktım arkadaşlar, siz daha iyi görebilirsiniz diye. Evet, Luke Skywalker. Işın kılıcı biraz yamuklaşmış Luke abimizin. Detaylar o kadar iyi değil, boyaması falan biraz şey, sanki minifigür oyunu oynayıp da iyi boyayamayan tipler oluyor o figürleri. Warhammer falan figürlerine ona benzemiş biraz. Finn Stormtrooper şeyiyle falan dolanıyor etrafta. Ondan sonra Darth Vader babayı en sona bırakalım. Kylo Ren. Lan gene Kylo Ren dedim. Sophia Loren. Şu Sophia. Şu şekilde göstereyim. Altta başka şeyler olduğu için iyi fokus yapamıyor. Ha tamam. Bunu da ışın kılıcı yamulmuş. Enteresan bir kılıç sistemi yarattılar yeni Star Wars'ta. Ben bu şeyi pek sevmedim aslında. Ve de tabii ki Darth Vader. O bir Darth. O bir Vader. O bir Vader baba. Ah diye hareketini çekmiş şöyle. Oğlum gücü gösterir oyarım hepinizi diyor. Evet, oyun figürlerimiz böyle. Tabii ki arkadaşlar oyunu 2 ve 4 kişi olarak oynayabiliyoruz. Ancak açıkçası iki tane iyi figür demeyin. İyilik kötülük tabii kimin neyi sevdiğine göre de bence Empire iyi yani mesela. İyi kötü demeyelim. Kırmızı mavi diyelim. Veya Dark Side Light Side diyelim. İşte Dark Side'den iki figür, diğer Side'den iki figür olduğu için oyunu 2 veya 4 kişi oynasanız daha bir mantıklı oluyor. Çünkü 3 kişi oynarsanız şeye benzer bu oyun. Hani böyle bir kızla çıkmaya çıkarsınız. Ondan sonra kızın en samimi arkadaşı gelir. İki kız ve de siz tek başına orada erkek olarak 3 kişi dolanırsınız. Hani kız arkadaşınızla bir şey falan da yapamazsınız. Böyle parkta oturup beraber peynir falan da yemezsiniz. O üçüncü kız, ona third wheel denir. O üçüncü tekerlek modundaki kız böyle o şeyi, o çıkma gününü rezil eder. Pişman eder yani. Yani eve büyük bir sinirle gidersiniz. Başıma gelmedi değil. O yüzden herhangi bir kızla çıkacaksanız veya bir erkekseniz ve pardon veya bir bayansanız ve bir erkekle çıkacaksanız zaten bayanlarda üçüncü kişi olayı olmaz. Yani ben iki erkek bir kız çıkıldığını görmedim ama bir erkek iki kız çıkıldığını çok gördüm. O yüzden bu da ona benzer yani iki kişi saldırıyor. Dark Side'den bir kişi Finn kendi... Allah aşkına Finn kendi başına ne yapabilir ya? Darth Vader'a karşı veya ne bileyim işte Kylo Ren'e karşı. Hani Luke Skywalker ben senin babanım baban falan filan diye şey yapabilir de yani Darth Vader abimiz. Gene de tek kişi iki tane şeye gücü yetmez. 2-2 olursa belki bir ihtimal ama bu herifin kılıcı bile yok yani sonuçta. Kılıçsız Star Wars olmaz. Neyse. Neyse arkadaşlar, iki kişi oynarsanız bence en güzel maç Luke Skywalker Darth Vader'a karşı olur. Ama neyse, nasıl oynanır videomuzda bunları göreceğiz. Para. Lan Star Wars'ta paranın ne işi var? Ben pek anlamadım ama parasız bir Monopoly oyunu olmaz arkadaşlar. Adı üstünde Monopoly. O yüzden para var. Tabii bu değişik birimler var. 10, 20, 50 ve de 100. Ve de 500. Para hakkında açıklanacak pek bir şey yok. Bildiğimiz Monopoly parası. Ondan sonra tabii ki oyun kartları var arkadaşlar. Kimin ne avantaj sağlayacağını gösteren. Nasıl oynanır videomuzda göstereceğiz bunları nasıl kullandığımızı ama çoğu Monopoly oyunda aynı şey. Herkes kartlarını seçiyor falan filan. Birkaç tane örnek kart okuyalım. Just say no. Diğer oyuncunun size yaptığı hareketi durdurabiliyorsunuz. Şeyden jail free, hapisten çıkabiliyorsunuz. Hyperleap, uzayda bir yerlere uçabiliyorsunuz falan filan. Tabii bunlar sadece The Force şeyden Empire'ın kartları kırmızı olduğu için
Maviler nerede abi? Maviler. Evet, maviler de bu şeylerin, asilerin, rebel'ların kartları. Onlar ne yapıyormuş bakalım. Pazara gidebiliyorsunuz. Toz alın. Ondan sonra çorap çekmecenizi derin. Yok yani şaka yapmıyorum da. Ya şaka yapıyorum da ne yapayım abi, bu rebel'lara bir türlü alışamadım ben. Dark side'dayız. Ne yapalım? Bunlar da diğer kartlar. Bunları nasıl oynanır serisinde göstereceğim. Umarım rebel seven arkadaşlar videonun altına abi nasıl sevmezsin rebel'ları? Han Solo'su var, Chewbacca'sı var, bilmem nesi var diye yorumlarını yaparlar. Biz de belki rebelci oluruz. Kim bilir. Bunlar ise tabii ki ev mev yerine bunlardan var arkadaşlar. Bunlar ne? Bunlar üs. Her tarafın kendi üssü var. Şöyle gösterelim. Açıkçası asilerin üssü daha güzel gözüküyor. Rengi de daha güzel. Benim en sevdiğim renktir. Şu mavinin şu tonu var ya, turkuaz gibi. Ve kırmızılarda Empire tabii ki. Bunlar ne yapacağız? Bunlara uzayda, galakside şeyler üzerine, gezegenler üzerine üs kuracağız arkadaşlar. 3 tane üssü olan kazanıyor diye hatırlıyorum. Şimdi de son olarak oyun alanımıza bakalım. Demin dediğim gibi hemen hemen demeyeyim de çoğu Monopoly oyunun hemen hemen dedik yine şeyin. Ha bu arada enteresan bir detay tabii ki şimdi gözüme çarptı. Bu gemiyi biliyorsunuzdur arkadaşlar. Star Destroyer olması lazım, Imperial. Yanılmıyorsam. Şu anda gazdan saçmalıyor da olabilirim de. Bu da tabii ki Millennium Falcon. Kainatın en hızlı gemisi, Diolla. Evet arkadaşlar, bildiğiniz Monopoly. Tabii bildiğimiz demeyelim, Monopoly'yi de bilmeyen arkadaşlar var ama merak etmeyin, öğreteceğiz herkese. Adım adım gidiyoruz. Şimdi enteresan bir şey var. Şey, hapis. Abi Star Wars'ta hapis olayı nedir? Tamam bazı karakterler hapsoluyor bilmem ne, Jabba Mabba falan filan da. Yine de jail falan deyince bana biraz garip geldi, biraz enteresan geldi. Pek hoşuma gitmedi açıkçası ilk bakışta. Değişik gezegenler. Dediğim gibi bunları şey yaparak, üstlerinizi koyarak buraya gelenlerden şey topluyorsunuz, para topluyorsunuz arkadaşlar. Aynı diğer monopolilerde olduğu gibi. Aksiyon bölgeleri. Ve de bildiğimiz Monopoly oyunu. O arkadaşlar işte iki tane zar geliyor. 3-5 atacağım şimdi. 4-2 attım. Kapı aldım en azından. İşte böyle. Oyunumuz bu şekilde arkadaşlar. Daha da fazla oyunu oynamaya başlamayalım. Sonuçta bu kutu açılım videosu. Kutunun içinden çıkanları gösterdik. Star Wars hakkında çok gazlıyım. Şu bir ay içinde bir sürü Star Wars şeyi yükleyeceğim buraya. Star Wars Lego setlerinden tutun Star Wars'un diğer oyunlarını. Şimdi kısaca kanalımızda neler geliyor? Coming soon tarzında bir kısa bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar size de. Star Wars Monopoly oyunumuz bu şekilde. Dediğim gibi birkaç gün sonra nasıl oynanır videosunu koyacağım buraya. O yüzden abone olursanız çok seviniriz. Şöyle abone olun. Burası oyuncakçı dükkanına döndü zaten. Bir sonraki kutu açılım videomuzda Star Wars X-Wing Miniatures Game arkadaşlar. Geliyor. Bunun için de çok heyecanlıyım. İnanılmaz, bence Monopoly'den daha güzel bir oyun. İnanılmaz bir oyun bu. Harika yani, minyatür oyun oynayanları arkadaşlar var mı bilmiyorum ama inanılmaz bir, harika bir oyun yani. X-Wing şeylere karşı, TIE Fighter'lara karşı strateji oyunu. Bunun da kutu açılımı birkaç güne geliyor. O yüzden demin dediğim gibi abone olursanız bütün bu videoları izleme şansına sahip olacaksınız. Ve de daha bir sürü şey var. Legolar falan daha duruyor bir kenarda. Şimdilik bu kadar. Kutumuzu koyalım ve hoşça kal demeden evvel. Kutumuz burada. Açılış videomuz çok yakında geliyor. Şu anda hissedebileceğiniz üzere çok gazlıyım, heyecanlıyım, mutluyum. Hepinizi seviyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Hepinize hoşça kalın. Bye bye.